geldik Osmanlı İmparatorluğu ve Fransız İhtilali buna bir değinelim. Osmanlı bütün dünyaya insan hak ve hürriyetleriyle milliyetçiliği yayan Fransız İhtilalini kendi içindeki yapılanma çalışmaları arasından belli belirsiz algılamıştır. Yani sistematik bir şekilde Fransız ihtilalinden etkilenmedi. Hatta olup bitenlerin Fransa'nın kendi iç meselesi olduğu yaklaşımını benimseyen devrin sultanı 3. Selim Avrupa ile ilişkilerinde ihtilal dolayısıyla meydana gelen boşluğu ordunun ıslahı ile ilgili girişimlerini rahatça sürdürebileceği uygun bir zaman ve zemin olarak değerlendirir bir yandan yeni insan anlayışı, diğer yandan küçük milliyetçilikler fikri ve milli devlet modeli imparatorluk anlayışını derinden sarsar. Monarşiyle idare edilen Osmanlı önce Tanzimat Fermanı'nı daha sonra da Islahat'ı ilan etmek zorunda kalır. Bütün insan hak ve hürriyetlerinin devletin garantisinde olduğunu, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu ve yazılı kanunlarla muamele edileceğini ve benzeri uygulamaları haber veren tanzimat fermanı bu haliyle bir eşitlik fikrinin peşindedir. Diğer taraftan çeşitli dil, din ve milletleri barındıran bir imparatorluk olan Osmanlı-Fransız ihtilalinin dünyaya yaydığı ve özellikle de İmparatorlukları tehdit eden modern bir düşünce olarak milliyetçilik anlayışına karşı da bir takım tedbirler geliştirmek durumundadır. Osmanlı küçük milliyetçilikler fikrini kendine dönüştürerek dinin gerektirdiği birlik fikrinden uzaklaşmaya ve milli bir devlet görünümü kazanmayı ister 2. Mahmud'un Saltanat yılları bu anlamda önemli adımlara sahne olur. Böylece ilk meşrutiyetin ilanına ve Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın kurulmasına kadar uzanan bir oluşum başlatılmış olur. Tanzimat ve fermanlarını ilan eden Sultan Abdülmecit'in meşrutiyetin ilanı için şartların henüz olgunlaşmadığını düşünen Abdülaziz'in ve kısa bir saltanat dönemi yaşayan 5. Murat'ın saltanat yıllarının sosyal, siyasal ve edebi faaliyetleriyle basını bu çabanın etrafında yer alırlar. Bundan sonra geçeceğimiz ünite arkadaşlar yenileşme hareketleri olacak. Kurumlar bazında yenileşme hareketleri görüşmek dileğiyle.